Tera davasında yeni bir talepte bulundu diyor. Bundan bahsedeceğiz. Genel olarak bu durum üzerine konuşacağız. Hatırlanacağı üzere Terra ekosisteminin stablecoin'i USDT'nin 1 dolar olan sabitliğini kaybetmesiyle Luna ve kripto paralarda büyük bir çöküş yaşanmıştı. Aynen çok ciddi bir çöküş yaşandı. Biliyorsunuz 2022'nin Mayıs'ın başında gerçekleşti bu adı geçen çöküş. Tabii ondan sonra buradaki Terra coin'leri yani Terra coin'leri nezdinde ciddi anlamda bir dönem değişikliği oldu. Tabii işin ilk başında dendi ki ya işte çöktü falan hani fırsat olarak görenler oldu ki ciddi anlamda fırsat olarak görülebilecek bir etap vardı. Çünkü üzerine yapılacak çalışmalarla hiç değilse ya zaten hiçbir zaman proje düzelmeyecekti muhakkak ama hiç değilse spekülatörleri memnun edebilecek süreçler yaşanırdı ancak şu anda Terra Classic'in resmi üyeleri bile bakınız Classic Crypto gibi isimler artık diyor ki yok arkadaş buraya öldü. Hani burası artık çöplük harabe yani tarzında ve maalesef gerçekten de öyle. Yine Lunge için biraz daha iyi olan bir durum hiç değilse şeye tepki verebiliyor. Yani korelasyonu var. Biraz tepki verebiliyor. O yüzden bu çok kötü bir durum değil yani. Tabii tekrar söylüyorum. Sezon içinde şu an yapılacak kademeli alımlar ki şu anda alım yapmak için çok iyi bir zaman diliminde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yarın bir haftalık kapanış var. Bitcoin uzun bir süre direnç denemesinin ardından ilk kez ne yaptı? Direnci desteğe çevirdi ve günlükte akümülatif. Velhasıl haftalık kapanışla da birlikte pozitif işler gerçekleşebilir. Bunu hatırlamak lazım. Bakın şu anda haftalıkta kapanışı verecek ve 34.600'ler üzerinde bir kapanış yapmış olacak. Bu da yeni haftada teknik bir FOMO'yu ateşleyip zaten şu anda günler içinde bir kapanış veren BTC'yi de hacimlendirip yükseliş süreci yaşatabilir. Genel olarak iyi bir alım kabı içerisindeyiz. Öyle sert bir düzeltme beklenmiyor. Velhasıl durum bu. Alım yapacaklar Lunge'da da yapabilir. Çünkü tamamen kendisini korelasyona bıraktı. Zaten altılardaki EMA50'nin üzerinde geziyor. Tabii Golden Cross'u aldıktan sonra çok ciddi bu sefer hani asıl yükselişleri yapabilir. Ancak buna daha vakit var. Yani olabildiğince rötarlı. Onu da söylemek lazım. Yapılacak alımlarda portföye yeni eklemelerde ekstradan Lunge alımını değil diğer iyi kripto paralardan alımlar yapmayı öneririm diyebilirim. Ama Lunge için ekstra alımı önermiyorum. Bu çöküş sonrası Terraform Labs ve kurucusu Duvon'a karşı pek çok soruşturma açılmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Duvon uzun bir süre kaçtıktan sonra Karadağ'da yakalanmıştı diyor. Doğru. Terraform Labs ve kurucusu Duvon hakkında açılan davalardan birinde diyor Sage açmıştı. Evet Sage açtı. Bu noktada bu uzayabilecek bir davadır onu söyleyeyim. Çünkü bir menkul kıymet olduğunu iddia etti Sage. Nitekim Lunge bir menkul kıymet değil. Onu da söylemek gerekiyor. Aynı şekilde mesela ADA için de öyle. Güney Kore tarafında biliyorsunuz ADA da Lunge'dan birer emtia olarak geçti. Aynı zamanda 2024'ün son çeyreğinde yasalaşmasını beklediğimiz bu üçlü yasa tasarısı aynı şekilde içindeki maddeler Lunge'un da ADA'nın da bu noktada bir emtia olarak geçeceğine işaret eden veriler içerisinde bulunmaktadır. O yüzden bu mesele uzar gider. Ama gerçek olan bir şey varsa o da harbiden de Duvon'un bir dolandırıcılık yürüttüğü olmuştur. Bu davada yeni bir gelişme yaşandı. Cointelegraph'ın haberine göre Sage Terraform Labs davasına mahkemeden özet karar talep etti. Sage bu davada Terraform Labs ve Duvon'un menkul kıymet sattığı iddiası dışında Terraform ve Von'un dolandırıcılık yaptığını da iddia ediyor. Sage bu iddiaların yanında TFL ve Von'un aynı zamanda yanıltıcı bilgiler de yaydığını ileri sürüyor. Bunların tamamı doğru zaten artık.
Duvon'la alakalı tartışılacak bir şey yok. Hani işin Duvon boyutunda. Duvon zaten adamın mesajları çıktı ortaya. Hani biliyorsunuz gizli mesajları deşifre falan oldu Sage tarafından. Mahkemeye sunuldu. Daniel Shin'le aralarında yok efendim. Sahte blockchain kurarız işte. Cart curt muhabbetleri çekiyorlar. O yüzden bunlar yani bu iddiaların hepsi asıllı iddialardır. Bu noktada SEC, Duvon ve TF menkul kıymetler borsa yasalarını ihlal ederek yatırımcıları 45 milyar dolar dolandırdığına ilişkin delillerin bulunduğunu belirterek bu delillerin tartışmasız bir şekilde açık olduğunu savunuyor. Herhangi bir maddi olguya ilişkin olarak kayıtlar ve deliller açık ve netse bu durumda özet karar verilmesi uygundur diyor. SEC ayrıca jürinin Duvon'a yönelik tavrına ve jürinin Duvon'un Terraform Labs'ın iflasına yol açan dolandırıcılıkları kolaylaştırmadaki rolünü kabul etme konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi. Şimdi ABD hukukunda şöyle bir durum var. Bu tabii bizim için iyi bir durum ancak işi birazcık şeye çekiyorlar. Politik doğruculuğa çekiyorlar diyebilirim. Şöyle ABD hukuku piyasanın fazla lehine davranıyor. Yani son zamanlarda hem Uniswap vakasını gördük hem diğer Ben Armstrong'a açılan davayı gördük. Yani adamlar gerçekten de pek çok noktada bak ABD hükümeti demiyorum. Regülatörler demiyorum. ABD hukuku diyorum. Tamam mı? Yani adamlar neredeyse şey yapacak. Duvon iyi yaptı falan diyecek yani. Bu piyasa için iyi bir durumdur. Ancak genele baktığımızda yatırımcıları koruma konusunda kendileri açısından eksik ve yetersiz kalacaklardır. SEC özet karar talebinde bu konuda hiçbir rasyonel jüri takas yasası bölüm 20'a uyarınca Terraform'un yasaları ihlal etmesinden Duvon'un sorumlu olmadığı sonucuna varamaz dedi. Ayrıca Terraform Labs ve Duvon, Terra Classic UST ve Mirror protokolün SEC'in iddia ettiği gibi menkul kıymetler olmadığını ileri sürerek yargıçtan SEC'in davasını geri çevirmesini istemişti. Valla Terraform Labs savunduğu şey de haklı ama haklı olduğu şeyin haricindeki hepsinde de haksız. Yani böyle bir şey söyleyebilirim. O yüzden diyorum ya bu uzayabilecek bir dava sürecidir diye. Ve biraz da kafaları karıştıracak gibi gözüküyor. Dolayısıyla SEC'in haklı olduğu noktalar var, haksız olduğu noktalar var. Dava süreci de bu şekilde ilerlemeye devam ediyor ve bir gün nihayetlenecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.